Herkese selam. Öncelikle tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Bu bir duyur videosudur. Biliyorsunuz ülkemizde yaşanan depremden daha doğrusu 10 ilimizde yaşanan depremden dolayı ülkece milletçe bir dayanışma içerisindeyiz ve herkes elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. Ben de kendimi bir eğitimin haber kaynaklarından biri olarak gördüğüm için güzel bir organizasyonu sizinle paylaşmak istiyorum burada. Misafir öğrenci .org sitesinden bahsedeceğim size. Evet gerçekten çok güzel bir site olmuş. Öncelikle açıklama kısmını okuyayım isterseniz. Misafir öğrenci sistemi 10 ilimizde yaşanan iki ayrı depremden etkilenen öğrencilerimizin 2022-2023 yılının ikinci döneminde tam burslu eğitim yemek ve kitap olmak üzere olarak öğrenim görebilmelerini sağlamak için oluşturulmuştur. Bu sisteme dahil olan özel okulların ve misafir öğrenci kontenjanlarının ilan edilmesini olarak sağlar. misafiröğrenci.org herhangi bir ticari amaç gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Ben e, öğlen bir videoyla fark ettim bunu ve hemen iletişime geçtim. Hemen akşamına da öğlen civarı iletişime geçtim. Akşamına da beni aradılar. Bu sisteme böyle biraz sonra iletişimden de bahsedeceğim. İletişime geçtiğiniz zaman buradaki arkadaşlar kesinlikle sizinle iletişim kuruyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi e, öncelikle bir ana sayfaya ana sayfaya girdiğiniz zaman şöyle bir harita ile karşılaşacaksınız. Bu haritadan bahsedelim şimdi. Hakkında kısmına tıkladığınız zaman misafir öğrenci sistemi nedir açıklıyor. Misafir öğrenci kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için gerekli şartlar da burada var. O şartlara bakarsınız. Ve bu sistemin bu sistem arkasında kimler var? Türkiye Özel Okullar Derneği, TÖDER, Özder, Özdebir, özkur 1 ve Ankara Eğitim Platformu. Bu sayı bence daha da artacaktır. Şimdilik böyle. Buradaki sayı büyük ihtimalle dolacaktır arkadaşlar. Bayağı bir dolacaktır. Neyse ana sayfa kısmına geldiğiniz zaman da şöyle bir harita göreceksiniz. Bu haritada mesela Balıkesir'liyim ilk önce bir Balıkesir'i şöyle bir tıklayayım. Balıkesir'e tıkladığınız zaman şurada bir sürü okul var. Kontej ile birlikte. Bunlardan rastgele bir tanesine girelim. Mesela Balıkesir Özel bir Net Okulu. Denk geldi reklam falan yapmıyoruz. Baktığımız zaman 4. sınıftan 1 kontenjan, 9. sınıftan 5 kontenjan, 11. sınıftan 4 kontenjan, 10. sınıftan da 5 kontenjan. Ee, her okul farklı 11'i 12'si e, de var. Bütün böyle kreşi falan da var. Şöyle bakacak olursanız mesela şuradaki Özel Çocuk Kalbi Anaokulunda 5 kontenjan yazmış. Anaokulundan 5 kişi ücretsiz bir şekilde, tam burslu olacak şekilde her şeyini üstlenecek ve depremize de ailelerimize böyle bir katkıda bulunacak. Yani depremden etkilenip farklı bir yere gittiğiniz zaman e, giden mesela şu Ankara. Ankara'ya gitti. Ankara'ya tıklarsınız. Burada size uygun okullara bakarsınız. Mesela El Koleji var. 56 kontenjan göstermiş. Maşallah. Valla burada hatta böyle çok fazla kontenjana sahip okul olan okulları da ben de gezmekte de isterim. E, büyük ihtimalle giderim de diye düşünüyorum e, ee, şurada 56 tane neresiydi? Atael Koleji. Görüyorsunuz bakın anaokulunda 7, 4. sınıfta 8 diye başlamış. 12. sınıfta da 15 tane olmuş görüyorsunuz. Böyle bütün gruplardan var. 6. sınıfta hiç kontenjan yeri yok. Bir de 1. sınıfta kontenjan da yeri yok. Ee, bu şekilde başvurabilirsiniz. Ee, güzel bir site olmuş. Ama ee, burada bu sitede bence bakın Bartın, Çankırı, Nevşehir gibi illerde hala da açılmamış. Bence bazı kişilerin hala da bu durumdan haberi yok. İşte ben burada haber vermek için karşınızdayım. Ee, özellikle özel okula giden arkadaşlar ee, bulunduğunuz yani okula gideceksiniz ya gittiğiniz zaman e, oradaki okuldaki işte müdürünüze söyleyin. Hocam böyle bir kontenjanınız var mı? Varsa buraya nereye? Misafiröğrenci.org sayfasına bir başvuru baş, başvuruda bulunun ya da oraya bilgilerinizi ekleyin şeklinde söyleyin. Çünkü e, burada bence çoğu özel okul bilmiyor. Çünkü biz sosyal medyadan görüyoruz. E, işte A kurumu işte depremzede ailelerin arkasındayız. Burslu olarak okutacağız diye kendi sayfalarında yayınlıyor. Ama kendi sayfalarında e, depremzede ailelerimiz orayı göremeyebilir. En azından bir noktadan böyle yayılırsa daha iyi bir şekilde olacaktır. Bu vesileyle ben de katkı sağlayacağımı düşünüyorum. En azından siz de aynı şekilde katkı sağlarsınız. Bu şekilde bu, tekrar söylüyorum özel okullarda okuyan öğrenciler müdürlerine gitsinler. Hocam böyle böyle bir burslu okutma imkanınız varsa e, bu duyurunuzu misafiröğrenci.org'dan yapın şeklinde söyleyin. Bakın şu anda 2186 özel okul var. Bilmiyorum bu videodan sonra ne olacak? İnşallah çok büyük bir katkı olur. Ve 23.845 tane kontenjan açılmış. Güzel bir sayı. İşte ama bu kontenjanı bence daha da arttırmalıyız. Yani her aileye, her öğrenciye bence dokunmalıyız. Ben nasıl iletişim kurdum? Şurada bakın iletişim kısmı var. Şu iletişime bastım. Ad, soyad, e-posta ve telefon numaramı verdim. Mesajımı yazdım. Burada e, bir üniversite öğrencisi arkadaş beni aradı. Buraya mesaj atan herkesi arıyorlarmış bir ekip. Sosyal sorumluluk projesi zaten bu. E, bana da öğlen mesaj attım. Akşamına hemen aradılar sağ olsunlar. Biraz konuştuk. Ee, ben de niye mesaj attım? Böyle bunu videoyla böyle şey yapmak istediğimi, duyurmak istediğimi söyledim. Aslında zorunda da değildim. Ee, güzel bir proje. Öyle de ne bileyim sohbet de etmek istedim. Yaptıkları şeyin çok güzel olduğunu söylemek için. Ki konuştuk da sohbet de ettik. Hatta oradaki öğrenci e, benim öğrencim çıktı. Daha doğrusu beni izleyen bir öğrenci çıktı. Biraz da sohbet ettik. Adını unuttum. Tuana'ydı galiba. Galiba Tuana. Tuana duyuyorsan selam. E ee, ya da başka bir isimse Hürma yazarsın artık. Kusura bakma adını da unuttum. Burada iletişim kısmından hem okul olarak hem de şey olarak başvurmak istiyorsanız iletişim kısmından sorularınızı buradan sorabilirsiniz. Okul girişi kısmında da sanırım başvurmak isteyen okullar burada işte kayıt olma falan filan var. Ya da kayıt olmada sıkıntı yaşıyorsanız dediğim gibi burada iletişime geçerseniz kaydınız olacaktır. Bu ana sayfada şuradaki sayıyı Şuradaki sayıyı arttıralım. 2187 özel okul sayısını arttıralım. Bunun için de özel okula giden öğrencilerim size çok büyük işler düşüyor. Tanıdıklarınız varsa oradaki tanıdıklarınıza da haber vermenizi istiyorum. Mesela şöyle Zonguldak'a bakacak olursak şu anda özel Zonguldak Sınav Koleji var. Ee, bir de özel Karadeniz Ereğli Neşerberk Anaokulu var. Şu an iki tane okulu biliyor. E, bilmeyen okuldakileri ben Zonguldaklı olarak ben de duyuracağım. E, hepsine duyuruda bulunacağım. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi. E, bu sistemde belki 12. sınıf arkadaşlarımız varsa yani e, okul değil de açık liseye geçmiş olabilir. Açık liseye geçen öğrencilerimiz içinde bu sistemin aynısı kurs mantığında da kurulabilir belki. Evet Tuhan bunu da konuşabiliriz. Tuhan aydı galiba ismi. E, bunu da konuşabiliriz. Ya da bu sistem içerisinde yapamıyorsak ben buna talibim. Bir şekilde yapmaya çalışırım buradan kurs sahibi arkadaşlar e, benim mail adresimi biliyorsunuz kenan10@gmail.com beraber konuşalım tartışalım gerekirse böyle bir site yapalım özel okullar içinde yani daha doğrusu kurslar içinde böyle bir sistem oluşturabiliriz ki ben bunu çok gördüm e, sosyal medyadan işte Ankara'daki şu kursumuz şu kursumuz deprem aileleri için depremzede öğrenciler için e, ücretsiz olacaktır diye çok kişiden böyle şeyden kendi Facebook e, sosyal medya hesaplarımdan Bunları gördüm. Ama e, bunlar da kendi hesaplarından böyle şey yapıyorlar. Bu şekilde bir e, birlik beraberliğin olduğu bir sitede yapacak olursak hatta bu sitede ayrı bir şekilde de yani kurslar içinde bir bölüm açılabilir ya da farklı bir şekilde dediğim gibi bana bir mail atın konuşalım. Birlikte de böyle bir platformda oluşturabiliriz. Her il için hangi kurs e, hangi ilde hangi kurs kaç öğrenci alacak. Onun da hesabını da yapabiliriz birlikte. Ee, aslında güzel bir fikir. Şu an aklıma geldi. Bunu da uygulayalım. Evet. Uygulayalım. Buradan kurum sahibi arkadaşlara duyurudur. Birlikte bu işi yapalım. Ya da e, misafiröğrenci.org sayfasından da yapabiliyorsak bunu lütfen yapalım. Çünkü açık liseye giden arkadaşlarımız var ya da liseye devam edemeyecek olan arkadaşlarımız var. E, bunlar için de e, kurs seçeneğinde katalım diye düşünüyorum. Evet gençler dediğimiz gibi biz sizlerin arkasındayız. Elimizden şu an için gerçekten YouTube öğretmenleri olarak haber vermekten başka bir şey gelmiyor. Şu an mesela bugün bir kitap göndermek istedik o tarafa. Maalesef kargo şirketleri o 10 ilimize şu an için çalışmıyor. Yani bir şey yapamıyoruz şu an. Ama sonrasında da bizler de bir şey yapacağız. En azından böyle şeyleri bilgileri sizlere söyleyerekten haber vererekten ya da bu sayıyı arttıraraktan böyle işte 2187 özel okulu daha fazla arttırmak için bir e, videolar çekip biz de size destek olmaya çalışıyoruz. E, haberlerde de görüyoruz gerçekten e, ülkemiz milletimiz gerçekten e, herkes seferber olmuş. Herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Biz de gücümüzü sosyal medya gücümüzü bu şekilde kullanıp size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, şimdilik bu ama sonrasında hatta bu videodan sonra belki daha güzel şeyler de e, yorumlara da yazılabilir ya da güzel şeyler de çıkartabiliriz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Biz bu işin eğitim ayağındayız eğitim şeyini düşünmek zorundayız. Yani eğitim şeyini düşünerek video çekiyoruz. E, diğer şeyler de zaten e, farklı durumlar. işte ne bileyim haberlerde de görüyoruz zaten. İşte temizlik ihtiyacı için şunlar lazım bunlar lazım onları zaten oradan duyuyoruz. En azından eğitimle ilgili haberleri ya da aklımıza gelen şeyleri güzel fikirleri buradan sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman arkanızdayız. Her zaman yanınızdayız daha doğrusu. Bunu da bu şekilde bilmenizi istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.